Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türk'ünün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haber 19'da karşınızdayız. Yurt ve dünya gündeminden haber başlıklarını aktaracağız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle yamadığı mesajda Çanakkale geçilmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçilemez ifadelerine yer verdi. Kanal T Haber, emekli kurmay albay Mehmet Dağman ile Mausa şehitliğinde güne özel röportaj yaptı. Dağman, İngilizlerin Çanakkale'deki Türk savaş esirlerini Kıbrıs'taki kampa nasıl doldurduğunu ve o günlerde yaşananları anlattı. 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Boğaz şehitliğine tören düzenlendi. Sağlık Bakanı Ünal Üster, 20 bin aşı daha gelirse 50 yaş edebileceklerini ve aşılamada istenen noktaya gelinmesi halinde daha rahat açılıma gidilebileceğini vurguladı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kamu sektörünün istihdam içerisindeki oranının 2020 yılında yeniden artarak %30,6 yükseldiğini ve son bir yılda kamu sektöründeki istihdam edilen kişi sayısının %14,3 arttığını söyledi. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü, Çanakkale Destanı 1915-16 yıllar arasında Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u ele geçirmek isteyen İtilaf Devletleri'ne karşı verilmiş bir destan. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Çanakkale şehitlerini rahmetle anarken vatanın bekası ve Türkiye'nin geleceği için şehitlerin genç yaşta hayata veda ettiklerini belirtti. Albay Hüseyin Yılmaz, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanı. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı görüşünüze hazırdır Sayın Cumhurbaşkanı. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba asker. Sol! Nasılsınız? Sol! Teşekkür ederim asker. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nı ziyaret etti. Tatar ziyarete yaptığı konuşmada Çanakkale şehitlerini rahmetle anarken vatanın bekası ve Türkiye'nin geleceği için şehitlerin genç yaşta hayata veda ettiklerini belirtti. Bugün 18 Mart Çanakkale savaşlarının başarısının, Sayın Atatürk'ün ordusunun zaferinin kutlandığı ama aynı zamanda tabii ki şehitlerimizin anıldığı bir gün. Dolayısıyla tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. O genç genç çocuklar hayatlarını heba etmişler. Millete bağışlamışlar bir anlamda. Bile bile işte sabah konuşmalarda da dinledik. Anneleri demiş sizin göreviniz gidip şehit olmaktır. Evet. Sayın Ulu Önder Atatürk'ün de talimatları vardı o yönde. Memleketin bekası için, Türkiye'mizin geleceği için. Ve hayırlı Kıbrıslı Türkler de bundan esinlenerek biz hep öyle tarihten gördük Sayın Komutanım. Bir bakıma o Çanakkale ruhunun, Çanakkale direnişinin Kıbrıs Türk halkı tarafından da aynı şekilde benimsenmesi, Atatürk'ün ilkeleri ve tabii ki ortaya koyduğu siyaset ve cesaret, Kıbrıs Türk'ünün de buradaki mücadelesinde, buradaki davasında kendisine rehber olmuştur. Tatar Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nın 1960 yılında doğan halklarla adada konuşlanmasıyla burada değerli komutanların önemli görevlerde bulunduklarını ve bulunmaya devam ettiklerini ifade etti. Kıbrıs Türk halkı o mücadele yıllarında burada direnmeyi başarmış ve netice itibariyle 1960 anlaşmalarında da tabii kurucu ortak olan Kıbrıs Türklerin tekrar Türk askerinin adaya dönüşünü gördüğünü biliyoruz. Sayın merhum kurucu Cumhurbaşkanımız Davut Denktaş'ın da hatıralarında vardır. Onları sürekli okuyorum. Kendisinin dedesi Şehirli Mehmet demiş ki işte 1878'de buradan ayrılan Türk askerinin tekrar adaya geri dönüşünü görmek benim için en büyük bahtiyarlık ve mutluluk olacaktır şeklinde ifadesini işte 1960'ta bu alayın o anlaşmalar tahtında tekrar Kıbrıs'a dönmesiyle Kıbrıs Türk'ü bir kez daha
büyük bir mutluluk yaşamıştır. Cenevre'de gerçekleşecek 5+ BM gayri resmi toplantısı için uzmanlar, hukukçular ve diplomatlarla müzakere heyetiyle birlikte hazırlıkların sürdüğüne değinen Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi. Şu anda 5+1, 5+1 şartlar Cenevre'de yapılacak olan toplantısına hazırlık yapmaktayız. Çeşitli gerçekten bize teknik anlamda yardımcı olan avukatlar, hukukçular, diplomatlar ve kendi müzakere heyetimiz, kendi insanlarımızla birlikte geçmişe baktığımızda Kıbrıs meselesinin esas itibariyle, öz itibariyle elbette milli bir mesele ama aynı zamanda da bir egemenlik meselesi olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Tatar çocukluk yıllarında Doktor Fazıl Küçük'ün müsteşarlığını yapan dedesi Cemal Müftüzade ve anneannesi Bildan Müftüzade ile bir tören vesilesiyle ziyaret ettiği alayda çekilmiş fotoğrafını müzede görmekten duyduğu mutluluğu da ifade etti. Benim dedem Sayın Cemal Müftüzade, onu da yad edelim. Doktor Fazıl Küçük'ün müsteşarıydı, yıllarca müsteşarıydı ve herhalde bir tören dolayısıyla anneannem Bildan Müftüzade ile ziyaretimizde beni çok güzel bir fotoğrafa o tarihi anı yakalamışlar. Ve o taraf tabii o fotoğraf benim için çok anlamlıydı. Çocukluğumdan beri evimizin bir köşesinde vardı. Bugün de buraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak ziyaret ediyorum. Ve o fotoğrafı da burada bu müzede görmekten dolayı çok büyük bir mutluluk yaşıyorum. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de Kıbrıs'ta bir oldu bittiği asla müsaade etmeyiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bunun için hazırız, muktediriz diye konuştu. Öztürk, adada iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu ifade ederek Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında Çanakkale geçilmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçilemez ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında Çanakkale geçilmez söyleminin sadece bir söylem değil, Türk ulusunun direniş azmiyle özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesi olduğunu belirterek bu vatan bilinen toprakların bölünemeyeceğinin ve işgal edilemeyeceğinin de ifadesidir. Bu söylem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdeleyen bir söylemdir dedi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının Çanakkale Zaferi'nden aldığı güç ve ilhamla her zorluğa ve fedakarlığa katlanarak ana vatan Türkiye'nin desteği ve yardımıyla kendi vatanına ve kendi devletine kavuştuğunu vurguladı. Tatar'ın mesajı şöyle, dünyanın ve emperyalist güçlerin en güçlü ordularına karşı kahraman Türk askerinin kanı ve canı pahasına kazandığı Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümündeyiz. Bu büyük zafer dünya esir uluslarına ve mazlum haklarına bir umut ve ışık olurken Kıbrıs Türk halkına da özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde güç ve ilham kaynağı olmuştur. Bu büyük zaferden alınan güç ve ilhamla halkımız bir asırdan bu yana vatan bildiğimiz bu topraklarda Türklüğün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmemek, özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için mücadele etmektedir. Çanakkale geçilmez söylemi sadece bir söylem değil, Türk ulusunun direniş azmiyle özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesidir. Bu vatan bilinen toprakların bölünemeyeceğinin ve işgal edilemeyeceğinin de ifadesidir. Bu söylem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdeleyen bir söylemdir. Kıbrıs Türk halkı Çanakkale Zaferi'nden aldığı güç ve ilhamla her zorluğa ve fedakarlığa katlanarak ana vatan Türkiye'nin desteği ve yardımıyla kendi vatanına ve kendi devletine kavuşmuştur. Bunun da bedeli kan ve can olmuştur. Evlatlarımız Çanakkale'de olduğu gibi toprağa düşmüştür. Bu nedenlerle yaratılan vatanı, devleti, özgürlüğü ve egemenliği korumak şehitleri olan borcunuzdur. Şehitlerimizin emanet olan bu değerleri her ne pahasına olursa olsun koruyacak ve yaşatacağız. Tüm dünyada bunu böyle bilmelidir. Kıbrıs konusuyla ilgili olarak 27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılacak olan gayri resmi 5+ Birleşmiş Milletler toplantısının hazırlıkları sürerken Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde eşit egemen iki devletin işbirliğine dayalı çözüm şeklinden vazgeçmeyeceğimizi ve bunu müzakere masasına getireceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Bölgenin en güçlü ve en büyük devleti ana vatan Türkiye tarafından da desteklenen bu çözüm şekli Kıbrıs ve bölgenin yararına olup en gerçekçi çözüm şeklidir. Federasyon masalının peşine bir 50 yıl daha takılmaya halkımızın tahammülü yoktur. Çanakkale şehitleriyle tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anarken Çanakkale geçilemeyeceği gibi KKTC'den vazgeçilemeyeceğini de bir kez daha belirtiyorum. Bugün Çanakkale Destanı 106. yıl dönümü Kanal T Haber Emekli Kurmay Albay Mehmet Dağman ile Mosa Şehitliği'nde güne özel röportaj yaptı. Dağman, Çanakkale Destanı olmasaydı bugün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra
Türkiye'ye ulaşmamız mümkün olmayacaktı dedi ve İngilizlerin Çanakkale'deki Türk savaş esirlerini Kıbrıs'taki kampa nasıl doldurduğu ve o günlerde yaşananları anlattı. Hemen arkamda ise Gazi Mausa Çanakkale şehitliğine ait bilgiler var. Burada 1. Cihan Harbi sırasında Çanakkale ve Süveyş harekatında müttefik kuvvetlerine esir düşen ve sayıları 2000 civarında olan Türk esirleri Eylül 1916 yılında iki ayrı gemi kafilesi halinde ve İngiliz harp gemileri refakatinde Gazi Mausa limanına getirilmişler. Ve daha önce hazırlanan bugünkü Gülseren eğitim taburu olarak Türkler esir kampına yerleştirilmişlerdir. Bugün o Gülseren eğitim kampı da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı. Mausa'daki Türk mezarlığında bulunan şehitlikte 33 mezar bulunmakta. Buradaki mezar taşları 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından Süveyş kanalı ile Çanakkale cephesinde esir edilerek Mausa'daki karakol esir kampına getirildikten sonra gerek kötü muamele gerekse firara teşebbüs gerekçesiyle şehit edilen Türk askerlerine ait. Kanal T Haber ekibi emekli kurmay albay Mehmet Daman ile işte bu şehitlikte Çanakkale destanının 106. yıl dönümünde özel röportaj gerçekleştirdi. Daman, Çanakkale destanı Türkiye'nin bir ön sözüdür dedi. Bu destanı yaratan tüm Mehmetçiklerimizin ruhları şad olsun diyorum. Onları rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Çanakkale destanının iyi anlaşılması ve gelecek kuşaklara da her geçen zaman diliminde öneminin ve ağırlığının daha da artırılarak anlatılması çok büyük önem arz etmektedir. Çanakkale'ye bakacak olursak, Çanakkale bir inançtır, bir mücadeledir. Baktığınız zaman bağımsızlık ve geleceğimizin miladıdır. Kurtuluşun bir ilk adımıdır. Yani Çanakkale destanı yazılmamış, yaratılmamış olmasa idi, bugün Kurtuluş Savaşı'na ve Kurtuluş Savaşı'ndan da Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşmamız mümkün olmayacaktı. O bakımdan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ön sözü olarak diyebiliriz. Daman, Çanakkale Zaferi'nin Kıbrıs açısından da önemini anlattı. O yıllarda Kıbrıslı Türklerin Osmanlı İmparatorluğu saflarında mücadele etmek için Çanakkale'ye gittiğini anımsattı ve esir düşenlerin yaşadığı kötü muameleyi şu sözlerle paylaştı. Kıbrıs açısından baktığımız zaman ise Kıbrıs Türkleri de o dönemde İtilaf Devletleri'ne karşı Osmanlı İmparatorluğu yanında ve saflarında mücadele etmek için buradan da oraya gidilip destek verildiğini görüyoruz. Ayrıca orada İngilizler tarafından esir alınan Türklerin de 2000 civarında Türk'ün buraya getirildiğini, Canbulat kapısından giriş yapıldığı ve bugün Gülseren Kışlası dediğimiz bölgede esir kampı tesis edilerek orada esirlerin muhafaza edildiğini görmekteyiz. Bunların mesela Rusya tarafından alınan esirlerin de bir kısmının Sibirya bölgesine de götürüldüğünü görüyoruz. Yaklaşık olarak 2000 kişidir. Bazı tarihi verilere ve kaynaklara göre bu rakam 4000'dir. Ama 2000 kişinin burada önce Karakolas, Karakol bölgesi, şimdiki Gülseren bölgesi olarak adlandırılan bölgede esir edilmişlerdir. Buradaki İngilizlerin yapmış olduğu kötü muameleler, insanlık dışı, yani harp esirinin de hakkı, hukuku vardır. İnsaniyet açısından da, ama bunların hiçbirisine dikkat etmeyip
Yani bakınız, kılçıklı arpa çorbası dediğimiz çorbayı talaşla karıştırıp esirlere veriyorlar. Yani bu esirler Gülseren bölgesinde çok kötü şartlarda barınmışlardır. Bir kısmı kaçmayı başarmıştır. Bir kısmı sefalet içerisinde ve oradaki insanlık dışı muamele ve kötü şartlardan dolayı şehit olmuşlardır. İşte bugün burada bulunduğumuz bu şehitlik o günlerde şehit olan soydaşlarımızın yattığı 33 şehit, 217 de toplu olarak bulunup defnedilen şehitliğimizdir. ...18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'ne tören düzenlendi. Çanakkale Şehitleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden anıldı. Boğaz Şehitliği'ne düzenlenen alma törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıta çelenk koyarken anıt özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Tatar tarafından şehitlikten alınan toprak Anıtkabir'e gönderilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeli'ye teslim edildi. Cumhurbaşkanı Sayın Büyükelçim, bu toprağı Anadolu'ya, Türkiye'mize sizin vesilenizle, aracınızla göndermekten kıvanç ve mutluluk duymaktayım. Buyurun Sayın Büyükelçim. Tatar anıt özel defterine şunları yazdı. Dünyanın en güçlü ordularına karşı Türk askerinin büyük bir kahramanlık ve destansı bir direnişte yarattığı 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümündeyiz. Bu büyük zafer özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren dünya ulusları ile mazlum halklara ilham kaynağı olurken Türk ulusunun esir edilemeyeceğini, Türk vatanı parçalanamayacağını göstermiştir. Çanakkale geçilmez söylemi sadece bir söylem değil, Türk direnişinin vatan, özgürlük ve bağımsız sevdasının ifadesidir. Özgürlük, bağımsızlık ve vatan uğruna toprağa düşen ve burada kucak kucağa yatan Mehmetçik ve mücahitlerimiz, direnişimizin ve ana vatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızın simgesidir. Burada yatan şehitlerimiz bizim ve Türk ulusun evlatlarıdır. Onlar sadece bu toprakta değil, Kıbrıs Türk halkının bağrında yatmaktadır. Sonsuza kadar da bu böyle olacaktır. Tüm şehitlerimize Tanrı'dan rahmet dilerken aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Tören şehitliğe karanfil konulmasının ardından sona erdi. Ulaştırma Bakanlığı'nın yayınladığı yeni notamla birlikte uçuş kısıtlamaları genişletildi. Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Brezilya ile birlikte tüm Afrika ülkeleri de koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklendi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uçuş kısıtlamalarının genişletilmesiyle ilgili yeni notam yayınlandı. Notama göre koronavirüsün mutasyona uğradığı ülkelerden KKTC hava yoluyla gelecek yolculara konan kısıtlamalar genişletildi. Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Brezilya ile birlikte tüm Afrika ülkeleri de koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklendi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan notamlara www.bup.gov.cz.tr/ana/orta-sayfa bağlantısından ulaşılabiliyor. Sağlık Bakanı son COVID-19 tablosunu sizlere paylaşalım. Son 24 saat yapılan 7001 test neticesinde 44 pozitif vakaya rastlandı ve bununla birlikte 24 kişi taburcu oldu. 14 kişinin Girne, 8 kişinin 14 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 15 kişinin de Gazimosa bölgesinden tespit edildiği açıklandı. Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: Lefkoşa merkez 1, Surlariçi 9, Çağlayan 1, Hamitköy 1, Cihangir 2, Girne merkez 1, Zeytinlik 3, Dikmen 3, Ozanköy 1, Gazimosa merkez 5, Ulukışla 6, Sakarya bölgesi 3 ve Maraş 11 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Ünal Üster 20 bin aşı daha gelirse 50 yaşa inebileceklerini ve aşılamada istenen noktaya gelinmesi halinde daha rahat açılmaya gidebileceğini vurguladı. Sağlık Bakanı Ünal Üster mecliste yaptığı konuşmada 24 gündür yürüttüğü görevde bulunduğu sürede yaptıkların ortada olduğunu işaret etti. Aşı programının dijitalleştirdiklerini çünkü veri eksikliği bulunduğunu kaydeden Üster, önceki aşıların manuel sistem yapılmasının bazı aksilikler yaşanması sonucunu da doğurduğunu söyledi. Yaşlı ve kronik hastaların öncelikli olduğunu ancak yaklaşık 8500 kişinin ulaşılamadığı için aşı olamadığını kaydeden Üster, bu hastalara ait verilerin bulunmamasının aksaklıkların neden olduğunu söyledi. Üster, bazı belediyelerin aşı uygulamasından çıkarıldığını ancak 30 merkezde aşı yaptıklarını ve bunun otomasyona bağlandığını ifade ederek aşılar çoğalırsa merkezleri de çoğaltabileceklerini belirtti. 20 bin daha aşı gelirse ikinci fazların tamamlanacağını ve ardından 50 yaşa inebileceklerini belirten Bakan Üster, eksiklikleri olursa uyarıları da değerlendirebileceklerini söyledi. Sağlık Bakanı, açılan bir dizi sektörün taahhütname ile hizmete başladığına işaret etti. Aşılamada istenen noktaya gelinmesi halinde daha rahat açılıma gidebileceğini kaydeden Üstel, cezalarda gördükleri noksanlıkları da gidermek için çalıştıklarını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri başta pandemi, eğitim ve diğer güncel konuları değerlendirdi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda eğitim ve güncel konular ele alındı. TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, pandemide eğitim başlıklı konuşma yaptı. Özyiğit, pandemi sürecinden çıkış yolunun aşılama olduğunu, pandemiden tüm sektörden etkilendiğini ve herkesin mağdur olduğunu söyledi. Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da, geçmişte yapılan protokollerin aynı içerikte olduğunu anımsattı. Ondan eğitim için yapılan çalışmaları anlattı, veri yok, açılım yapılmadı söyleminin doğru olmadığını vurguladı. Amcaoğlu özel eğitimin yüz yüze başlaması noktasında da 97 eğitimcinin aşılanmasını talep ettiklerini belirterek okulların yeniden eğitime başlama sürecinin cumartesi günü değerlendireceklerini söyledi. Bazı sınıfların telafisi olmadığını, bu nedenle yapılabilecekleri ayrıntılarıyla değerlendirileceklerini kaydeden Amcaoğlu, 5 ve 8. sınıfların açılımı için ise çalışma yaptıklarını, sınavların da gerekmesi halinde ertelenebileceğini söyledi. Güncel konuşmalara devam eden Meclis Genel Kurulu'nda HDP Milletvekili Kudret Özersay, yurt dışından siyasi partilerin ve siyasilerin ülkedeki siyasi faaliyetleri başlıklı konuşma yaptı. Ülkedeki siyasi tartışmaların derinine girmeden yapıldığına işaret eden Özersay, geçen hafta billboardlarda yer alan ilanlarla ilgili sert eleştiriler yapıldığını, ancak konunun unutulup gittiğini belirterek kendilerinin bu konuyu salim şekilde değerlendirmek istediklerini belirtti. Özersay, oy verme hakkı verilmesi halinde Güney Kıbrıs'ta yapılacak seçimlerde aday olacakların Kuzey'de propaganda yapmalarına izin verilecek mi? Bu ve bu işlemin hangi koşullarda gerçekleşeceğinin sorularının gündeme geleceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da konuşmasında Özersay'ın önemli bir yasal boşluğa dikkat çektiğini belirtti. Arıklı, yurt dışındaki siyasi partilerin burada faaliyet göstermesiyle ilgili yasal boşluğun giderilmesine yönelik bir yasal düzenlemenin meclise getirilmesi halinde değerlendireceklerini söyledi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Dijî Veri Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle hazırlanan makroekonomik gelişmelere yer verdi. 2020 4. çeyrek ekonomi bülteni paylaştı. Oda Başkanı Turgay Deniz, kamu sektörünün istihdam içerisindeki oranının geçen yıl artarak %30,6'ya yükseldiğini ve son bir yılda kamu sektöründeki istihdam edilen kişi sayısının %14,3 arttığını söyledi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Covid salgının seyri küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin ana belirleyicisi olmaya devam ettiğini belirtti. Deniz, ülkedeki işsizlik oranının pandeminin etkisiyle 9 yıl sonra ilk defa %10,1 ile çift hanelere çıktığını kaydederek, bu dönemden en çok gençlerin etkilendiğini, genç işsizlik oranının 2020 yılında yaklaşık %10 artarak %29,3'e yükseldiğini belirtti. Deniz, bununla birlikte 2010'dan itibaren azalma göstererek %25'e kadar düşen kamu sektörünün istihdam içerisindeki oranının
2020'de tekrar artarak %30.6'ya yükseldiğini ve son bir yılda kamu sektöründeki istihdam edilen kişi sayısının %14,3 arttığını söyledi. Turgay Deniz, 2016 yılından itibaren çift hanelere yükselen enflasyonun döviz artışının yaşandığı 2018'de %29.66 olarak gerçekleştiğini ve 2019'da ise %11,66'ya düştüğünü belirtti. Deniz, 2020 yılında yaşanan pandemi ve ikinci yılın yarısında artan dövizin enflasyonu tekrar arttırdığını ve yıl sonu enflasyonun %15,3 olarak gerçekleştiğine vurgu yaptı. Deniz, oda olarak ülkenin makroekonomik hedeflerin belirlenmesi ve orta vadeli hedefler doğrultusunda yönetilmesi konusunda hassasiyetlerini vurguladı. Turizm örgütleri platformu, turizmin sadece charter seferler düzenleme kaydıyla açılması mümkün olmadığı, bu konudaki kararın ilgili tüm ortakların görüşü alınarak verilmesi gerektiğini belirtti. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, Rehberler Birliği, Restorancılar Birliği, Kamu Araçları İşletmecileri Derneği, Kiralık Araba İşletmecileri Birliği'nden oluşan Turizm Örgütleri Platformu, turizm sektörüne yapılması gereken açıklama ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada ülkede uygulanan sağlık ve ekonomi politikaları arasında yaşanan gelgitlerin ortaya çıkardığı olumsuz ekonomik koşullara dikkat çekmek, destek ve çözüm talep etmek maksadıyla Turizm Emekçileri İnisiyatifi'nin 15 Mart Pazartesi günü meclis önünde gerçekleştirmiş olduğu geniş katılımlı eylemi selamlıyoruz denildi. Bununla birlikte eylem günü Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer Sayın meclis kürsüsünden Turizm Emekçileri İnisiyatifi'nin taleplerini dile getirdiği konuşmada, hükümetin 3 günlük girişleri olanak tanıyarak sadece charter seferler ile gerçekleşecek operasyonlarda ülkeye gelecek ziyaretçilerin ve turizm çalışanlarının otelden dışarıya çıkmamaları kaydıyla ülkede turizmin yeniden faaliyete geçirebilmesi gibi talepleri olduğu iddiasını endişeyle takip ediyoruz denildi. 15 Mart günü Sayın Kudret Özer Sayın meclisten yaptığı konuşmada charterlerle kapalı bir şekilde kapalı devre yapılacak bir turizm şeklinden söz etti. Kapalı devre turizm dediğimiz havaalanından yolcuların alınıp otellere götürüleceği, misafir edileceği ve tekrar geri götürüleceği bir sistem. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Yüksek Mahkemeye gönderilen iddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, yazılı açıklamasında demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilerin toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kurumlar olduğunu belirtti. Siyasi partilerin bu amaçlarını evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmelerinin esas olduğunu vurgulayan Şahin, bununla birlikte Anayasanın 68'i 3. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasasının 90. maddesinde siyasi partilerin faaliyetlerini anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmeleri gerektiğinin düzenlendiğini hatırlattı. Yine anayasanın 14. maddesinde temel hak ve hürriyetlerden hiçbirinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağının öngörüldüğünü anımsatan Şahin şunları kaydetti. Anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasasının 103. maddesinde bir siyasi partinin anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına ancak bu nitelikli fiillerin işlendiğinin ve odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesi'nce tespit edilmesi halinde karar verileceği belirtilmiş. Fıkranın devamında da bir siyasi parti bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin tüm organlarınca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya alınan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılacağını işaret edilmiştir.
Başsavcı Şahin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesinin 1. fıkrasında herkesin barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahip olduğunu belirtildiğini, aynı maddenin 2. fıkrasında ise bu hakların kullanılmasına ulusal ve kamusal güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kanunla kısıtlama getirilebileceği ilkesinin kabul edildiğini vurguladı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Salgının bir yılını ele aldı açıklamasında bilimin zaferi çok yakın sözlerini anımsatan Koca, ama biliyorsunuz bazı kayıplarda zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayalım uyarısı yaptı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 15 günde birçok ilde yeni tip koronavirüs vaka sayısında artış görüldüğünü belirterek sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı ifadesini kullandı. Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamasına COVID-19 salgını sebebiyle bir kez daha huzurlarınızdayım. Bildiğiniz gibi kontrollü normalleşme dönemindeyiz. İlk iki haftamızı geride bıraktık. Şüphesiz bu kısa zaman içinde büyük sonuçlar almayı beklemiyorduk. Ama göstereceğiniz tereddütsüz irade sonuçlarını hemen değilse de yakında ortaya koyacaktır. İşin tabiatı da budur ifadeleriyle başlayan Koca, sonuçların zamanla alındığına, salgının ise kısa sürelerde tırmanışa geçebildiğine dikkati çekti. Koca, salgının ilk günlerinde dile getirdiği sorun küresel, mücadele ulusal ifadesini hatırlatarak, emin olun ki artık yakından takip etmediğiniz ülkelere kıyasla ülkemiz gayet iyi bir durumda. Riskleri azaltmaya dönük bir strateji uyguluyoruz. Strateji, riskin bütün ülkede eşit olmadığı gerçeğine dayanıyor. Tedbirlerin ciddiyet derecesi de ilden ile farklılık gösteriyor bilgisini paylaştı. Salgının bir yılını ele aldığı açıklamasında bilimin zaferi çok yakın sözlerini anımsatan Koca, ama biliyorsunuz bazı kayıplarda zafer çok yakınken verilir, buna fırsat tanımayalım uyarısı yaptı. Bakan Koca, COVID-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzdeki yıllar yok, aylar var, insanlık 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yıldır ifadelerini kullandı. Bültenimiz yurt dışına çıkan bazı gelişmelerle devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği içinde güvenli serbest dolaşımın kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan Dijital Yeşil Sertifika adlı planını sundu. QR kod içerecek olan sertifikada kişinin COVID-19'a karşı aşılanıp aşılanmadığı, yakın zamanda tedavi olup olmadığı veya test sonucunun negatif olduğuna yönelik bilgiler yer alacak. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs salgında aşılama ve seyahat sürecine dair açıklama yapmak üzere kamera karşısına geçti. Leyen, gerçekleştirdiği basın toplantısında Avrupa Birliği'nin salgın sırasında birlik topraklar içinde güvenli serbest dolaşımı kolaylaştırmak için aşı pasaportu olarak dijital yeşil sertifika oluşturmayı önerdiğini duyurdu. Sertifikanın tüm Avrupa Birliği vatandaşları için erişilebilir ve güvenli olacağını, ayrımcı olamayacağını ve yalnızca gerekli bilgileri içereceğini söyleyen von der Leyen, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacağını vurguladı. Are mutually recognized in every member state. And thirdly, with this digital certificate, we aim to help member states reinstate. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm departmanlarda elektrikler gitti. Yaklaşık 30 dakika boyunca yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yolcular ve havalimanı personeli panik yaşadı. Refik Hariri Uluslararası Havalimanı Müdürü Fadi Al Hasan yaptığı açıklamada, havalimanında süren bir çalışma nedeniyle teknik bir arıza meydana geldi, ardından elektrik kesintisi oldu. Havalimanındaki jeneratörlerin devreye girmesiyle 15 dakika sonra havalimanındaki binaların çoğuna elektrik sağlandı ifadelerini kullandı. إلى اليوم 16/3/2021 مطار رفيق الحريري الدولي مقطوع الكهرباء ما في سيستم ما في حدا. Üçüncü dalga ile mücadele eden Polonya'da günlük vaka sayıları 25 bini aştı. Salgının üçüncü dalgasında sağlık sisteminin çökmesinin eşiğine geldiği Polonya'da 20 Mart Cumartesi gününden itibaren üçüncü kez ulusal karantina uygulanmasına karar verildi. Polonya Sağlık Bakanı Niedzielski basın toplantısında yaptığı açıklamada psikolojik sınır olan 25 bin vaka sınırının aşıldığını, koronavirüse yakalanma dinamiğinin giderek hız kazandığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde başkent Varşova'nın da içinde bulunduğu Masuryan, Pomeranyan, Mazovyan, Lubus bölgelerinde tam kapanma ilan ettiklerini hatırlatan Niedzielski,
Buna karşılık durumun tüm ülke çapında gittikçe kötüleştiğini açıkladı. Bakan Nitsiski bu nedenle ülke çapında tam kapanmaya gitmenin kendileri için kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Teatre, muzea, galerie i inne takie obiekty rozrywkowe również zamknięte zostaną baseny, sauny, solaria. İtalya Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip koronavirüs salgını ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 369.084 koronavirüs testi yapıldığı ve 23.059 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek toplam vaka sayısının 3.281.810'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 431 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 103.432'ye ulaştığını söyledi. Bakanlık 19.716 kişinin daha iyileştiğini ve aktif COVID-19 hasta sayısının 539.800'e yükseldiğini belirtti. Yoğun bakımdaki COVID-19 hasta sayısı ise 61 kişi artarak 3.317'ye ulaştı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi Başbakan Kyriakos Mitsotakis hükümetinin COVID-19 salgınına karşı aldığı önlemleri salgın döneminde yetersiz kalmasını ve ülkedeki polis şiddetini protesto etmek için sokağa indi. Göstericilerin çoğunluğunu ise sağlık çalışanları ile öğrenciler oluşturdu. Göstericiler hükümetin COVID-19 salgınına karşı uyguladığı tedbirleri sağlık sistemini güçlendirmek yerine polise daha fazla kaynak sağlamasını tepki gösterdi. Protestocular uygulanan katı kısıtlamalar nedeniyle birçok şirketin iflas ettiğini belirtti. Göstericiler ayrıca ülkede COVID-19'a karşı aşılamaların çok yavaş ilerlediğini ifade ederek hükümetin yaza kadar vaat ettiği aşılama hedefini inandırıcı bulmuyor. Rusya'nın önde gelen robotik şirketlerinden olan Promobot, ülkenin Çin ve Kuzey Kore sınırına yakın bir bölge olan Vladivostok'ta hipergerçekçi insansı robotların üretilmesi için laboratuvar açtı. Tüm dünyada insansı robotların gelecekte tehlike oluşturup oluşturmadığı ile ilgili tartışmalar devam ederken, Rus şirketinin açtığı laboratuvarda robotların deri görevi gören dış yüzey için özel polimerler ve 3D yazıcılar kullanılıyor. Yeni laboratuvarda aynı zamanda hareketlerin işlenmesi için donanım ve yazılımlar ve metal çerçevelerin geliştirilmesiyle ilgili bölümlerde bulunuyor. Ve bu haberle beraber bültenimizin sonuna geldik. Bültenimizin sonunda haber özetlerimizi yeniden paylaşıyoruz. Mutlu akşamlar, esen kalın. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle yamadığı mesajda Çanakkale geçilmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçilemez ifadesine yer verdi. Kanal T Haber, emekli kurmay albay Mehmet Daman ile Mausa şehitliğinde güne özel röportaj yaptı. Daman, İngilizlerin Çanakkale'deki Türk savaş esirlerini Kıbrıs'taki kampa nasıl doldurduğunu ve o günler yaşananları anlattı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'ne tören düzenlendi. Sağlık Bakanı Ünal Üster, 20 bin aşı daha gelirse 50 yaş ölebileceklerini ve aşılamada istenen noktaya gelinmesi halinde daha rahat açılıma gidilebileceğini vurguladı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kamu sektörünün istihdam içerisindeki oranının 2020 yılında yeniden artarak %30,6 yükseldiğini ve son bir yılda kamu sektöründeki istihdam edilen kişi sayısının %14,3 arttığını söyledi.